Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır. Buyurun Sayın Bayır. ...104 sıra sayılı gümrük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi için Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Benden önceki değerli konuşmacılar söz konusu kanunla ilgili, özellikle benden önce konuşan hanım arkadaşım, gayet iyi açıklamalarda bulundu. Yani madde madde özetledi. O yüzden ben gümrük kanunundan ziyade son 17 yıldır Türkiye'nin geldiği noktanın bir röntgeninin çekilmesinden yanayım. Ekonomi uçacaktı demişlerdi. Ekonomiyi uçuramadılar ama enflasyonu uçurdular. Bizler güzel ülkemizde kimliklerimiz, dünya görüşümüz farklı olabilir ama bayrağımızın altında huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Türkiye bugün iyi yönetilmiyor. 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetenler ülkeyi sorunlar yumağıyla karşı karşıya bıraktılar. Siyasal iktidar sorunlara çözüm üretemez hale geldi. Referandum seçimlerinde evet çıkarsa ekonomi uçacak demişlerdi. Geldiğimiz noktada ekonomi yerlerde sürünüyor. AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye uluslararası ölçekte birçok farklı alanda ne yazık ki gerilemeye başladı. Ekonomi, demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, dış politika, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve eğitim alanlarında ülkelerin sıralamalarını her yıl yayımlayan saygın endekslerden değerlendirdiğimizde bu verilere göre AK Parti'nin ülkemizi dünyada nereye getirdiği gözler önünde. Bu kaçıncı programdı sayamadım ama yeni bir ekonomi programı açıklandı. Her programdan sonra fiyatlar yükseliyor, her programdan sonra işsizlik artıyor, her programdan sonra yeni zamlar kapıya dayanıyor. AKP ekonomiyi iyi yönetemiyor ama şişirilmiş, çarpıtılmış rakamlarla övünmeyi marifet sayıyor. Ekonomi halkın sofrasıdır. Ekonomi halkın huzurudur. Ama halkımızda ne sofraya koyacağı soğan ne de huzur ne yazık ki kalmamıştır. AKP birilerini zengin edebilmek için halkın sırtına yük bindirmeye ne yazık ki devam ediyor. AKP'nin ekonomi politikaları sonucu zengin daha zengin, fakir daha fakir olmaya devam ediyor. AKP ekonomisi yalancı söylemlerle, yalancı bağırlarla oluşturulmuş, şişirilmiş bir balondur. Ve bu balon çoktan patlamıştır aslında. Gerçek ekonomi, halkımızın cebine yansıyan zamlar, gençlerin yaşadığı işsizlik, vatandaşımızın hızla sürüklendiği yoksulluktur. Medyadan ekonomiye, her yerde yandaşlarını yaratan AKP, onları ihya edip vergi yükü ve enflasyon ile vatandaşın sırtına binmeye devam ederken akaryakıt istasyonlarını, otobanları, köprü geçişlerini adeta vergi dairelerine çevirdi. Geçmediğin köprüye, geçmediğin tünele, gitmediğin havaalanına, gitmediğin hastaneye sırf AKP yandaşları zengin olsun diye vergi ödüyoruz. 17 yılda ülkemizin geldiği durumu göz önünde bulundurduğumuzda ülkemiz ekonomisine duyulması gereken güven yerini güvensizliğe bırakmış durumdadır. Çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor. Esnaf siftah yapamıyor. Sanayici ihracatçı ona keza ve ne acı ki gençlerimiz kendi geleceklerinin endişesiyle ne yapacaklarını, nasıl hayat kuracaklarının korkusunu yaşıyorlar. Halkın devleti yönetenlere olan güvensizliği ne yazık ki her geçen gün artmaktadır. Bugün sanayicisinden üreticisine, öğrencisinden işçisine, çiftçisinden gazetecisine, akademisyenine kadar herkes ama herkes gelecek endişesi yaşıyor. Anayasal özgürlüklerinin kısıtlandığı bir ülkede bırakın yatırım yapmayı, günü borçsuz harçsız kurtarmak,
evine ekmek götürebilmek için insanlar adeta çaresizlik içinde çırpınıyorlar. Bakın 3 Temmuz 2009'da kendi yandaş gazeteniz Akit'in köprülerden geçişe zam yok diye bir ilanı var. 15 Temmuz Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle o otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Peki gerçek ne oldu? Devletin işlettiği bu otoyol ve geçiş ücretleri yıl sonuna kadar zam yapılmayacak dendikten sonra dediler ki önce yeniden yollara düşme vakti. Ertesi gün köprülere %20 oranında zam yaptılar. Benden vatandaşa oturun oturduğunuz yerde, lütfen olduğunuz yerde kalın. Sakın düşmeyin yollara, inanmayın bunlara. Üzerinden 110 gün geçti ve köprü otoyol geçişlerine zam geldi. 2023'te dünyanın en büyük ekonomisi olacağımıza inanmamızı istiyorsunuz. Peki sahiden siz buna inanıyor musunuz kendiniz? Enflasyonun %9 olduğu ülkede köprüye, otoyola, posta ücretlerine %20 zam yaptınız. Ya söylediğiniz enflasyon doğru değil ya yaptığınız zamlarda gerçekten abarttınız. Yandaş medyaya bakacak olursanız ekonomimizin şahlanışa geçmiş, büyüme yaşanmış. Biz neden görmüyoruz bu büyümeyi? Bizim gördüğümüz tek büyüme fiyatlarda ve zamlarda. Örneklemek gerekirse elektriğe %60, doğalgaza %52, akaryakıta %25, içki sigaraya %60. Bu arada akşamcıların hepsinde kimyager yaptınız, onu da bilin. Çaya %32, şekere %40, gıda ve temizlik ürünlerine ortalama %25 ve bu zamlar gerçekleşenler sadece. Bir de yolda gelenler var, gelecek olanlar. Yılbaşından itibaren %22,5 motorlu taşıtlar vergisini söylemiyorum. 2018 Eylül ayında enflasyonu %24,56 olarak açıkladınız. 2019 Eylül ayında ise yani bir yıl sonra 9,26 diye açıkladınız. Neymiş efendim, düşüş yaşanmış. Hem de %15, enflasyonda %15 düşüş olmuş. Bu düşüşü TÜİK dışında hisseden bir tek vatandaş var mı arkadaşlar? Bir tek TÜİK rakamlarında bu düşüyor. Pardon, bir kişi var, karıştırmayın. Bu Ordu'nun AKP'li belediye başkanı İlmi Bey. O fark etmiş düşüşü. Ne yapmış? Sözcü gazetesi araştırıp bulmuş. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı İlmi Güler 250 bin liralık maaşı tartışma çıkarttı. Ordu Belediyesi'nde işçi kıyımına tepki gösteren Mehmet Öztürk adlı vatandaş sosyal medyadan AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in maaşlarının dökümünü yayınladı. Öztürk 6 ayrı yerden 250 bin lira yakın maaş alan başkan, 2400 lira maaş alan işçileri işten attı. İşte başkanın aldığı maaşlar. Emekli vekil maaşı 14 bin lira. Başkanlık maaşı 15 bin lira. Orbel üyeliği maaşı 10 bin lira. Türksel üyeliği maaşı 20 bin euro. Süper Online üyeliği maaşı 10 bin euro. Çin Bankası üyeliği maaşı 20 bin lira. El insaf. Bir belediye başkanı 250 bin lira alıyor. Arkadaşlar, sizlere bir dost tavsiyesi. Yapmayın. Aklımızla alay etmekten vazgeçin. Vatandaşı saf yerine koymaktan vazgeçin. Savurganlık ve lüks içinde yaşamaktan vazgeçin. Her şeyi ithal etmekten vazgeçin. Üreticiyi mağdur etmekten vazgeçin. Aksi takdirde son iki seçimde olduğu gibi vatandaş sizden, yani AKP'den vazgeçecek, benden söylemesi. Kaçınılmaz sonunuz bu çünkü. Bakınız değerli milletvekili arkadaşlarım. Vatandaş az sonra sayacağım zamlarla, pardon siz buna zam demiyorsunuz, ne diyorsunuz? Düzenleme ve güncellemeler diye ifade ediyorsunuz. Geçen yıl 200 lira ödediği elektriğe vatandaş bu yıl 320 lira ödüyor. Geçen yıl 300 lira ödediği doğalgaza ise bu yıl 450 lira ödüyor. Geçen yıl 100 lira ödediği benzine bu yıl 130 lira ödüyor. Tüm bunlara rağmen enflasyonun hala %9 olduğu yalanını insanlara inandırmaya çalışıyorsunuz. Tabii dünya bizi kıskanıyor ya, aynaya bakınca çok farklı gözüküyor bazı şeyler. Vatandaşın
bankalara ve finans kurumlarına olan borcu 540 milyar liraya çıktı. Geçen aydan 22 milyar daha fazla arttı. Bir ayda 22 milyar arttı. Aslında gerçek ülkemiz borç batağında. Her şeyi sattınız. Dünyanın borcunu aldınız. Borcun milli gelire oranı %62'ye çıktı. Milli gelirin %62'si kadar bizim borcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez tam bir borç batağına sapladınız ülkeyi. Ve ne yazık ki bu batan gemide sadece siz yoksunuz. Biz de varız. 82 milyon vatandaş da var. İşte bu yüzdendir ki feryadımız, isyanımız bu yüzdendir. Batıyoruz hep birlikte. Gemiyi batıran bu kaptanın değişim zamanı geldi de geçiyor bile. Geldiğimiz noktada yaşanan sorunun günlük pansuman tedbirlerle halının altına süpürmekle çözemeyiz. Ortada büyük bir bataklık var. Bataklığın üzerindeki sinekleri öldürerek çözüme ulaşamazsınız. Bu bataklığı birlikte kurutmamız gerekiyor. Ülkeye güveni yeniden tesis edecek kapsamlı bir ekonomik programın ivedilikle ortaya konulması gerekmektedir. Daha güçlü bir Türkiye için eğitimden hukuka, halkçı, sosyal kalkınma, sosyal adalet ve eşitliği orta koyabilecek yepyeni bir kalkınma programına ihtiyacımız var. Sadece salt sorunu tek başıma çözerim anlayışıyla hareket etmek, ülkeyi uçurumdan aşağı fırlatmakla eşdeğer. Her şeyi bilemeyebilirsiniz. Bilenlere danışabilirsiniz. Birlikte çözüm üretebiliriz. Yapılması gereken en önemli işlerden birisi devlette liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesidir. Merkez Bankası bağımsız olmalıdır. Bugün siyasi otorite yüzünden bağımsız karar alınamıyor. Üretim öncelikli bir planlama politikasına ihtiyacımız var. Ancak ve ancak üreterek güçlenebiliriz. Bugün Türkiye tam bir tüketim toplumu olmuştur. Bugün tarımda, sanayide ve her alanda üretmeyen bir Türkiye var. Dış politikamızı mutlaka düzeltmeliyiz. Sıfır sorun diye çıkılan yolda sıfır dost ile kaldık arkadaşlar. 17 yıllık kara tabloda saldırgan bir dış politika oluştu. Kara bir tablo var ve bu kara tablonun arkası ne yazık ki başarısızlık. 2002 yılında komşularımızla sorunumuz yokken geldiğimiz süreçte sorun yaşamadığımız neredeyse tek bir ülke yok. Hamaseti bir yana bırakmalıyız. Sıfır sorundan sırf soruna geldik dış politikada. Hak ve özgürlüklerin gasp edildiği bir ülkeye yabancı vatandaş niye gelsin? Yatırımcı niye gelsin? Niye yatırım yapsın? İsraf ekonomisine derhal son vermeliyiz. Hükümet tasarrufa önce kendisinden başlamalıdır. İlk önce kamudaki lüks araba saltanatına son verilmelidir. Ekonomiyi düzeltme konusunda eğer gerçekçi, kararlı iseler saraydan başlayarak israfa son vermelidirler. Yoksa karanlık günler bizi beklemektedir. Özel uçaklar satılmalıdır. Devletin askeri, polisi yokmuş gibi onlara güvenmeyip özel korumaların görevlerine son verilmelidir. Vergi topladılar, devletin çimento, şeker, tütün, sigara fabrikalarını, petrokimya tesislerinin tamamını özelleştirdiler ama ekonomiyi gene düzeltemediler. Türkiye'yi üretimden kopardılar çünkü. Canlı hayvanı, buğdayı, soğanı, patatesi, tohumu ithal eder hale geldiler. Asıl başımızın derdi olan işsizlik sorununa gelince AKP iktidarı işsizlikle mücadelede de ne yazık ki sınıfta kaldı. 82 milyonu kuru soğana muhtaç ettiler. İşsiz sayımız geniş tanımıyla 8 milyonu aştı. Sadece son bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 700 bin arttı. Enflasyon patladı ve mutfaklarda yangın var. Yetmedi. Türkiye'yi yarı açık cezaevine dönüştürdüler. Gazetecilerin, yazarların, avukatların, milletvekillerinin ve masum yurttaşların tutuklandığı bir ülkede demokrasiden, özgürlükten,
düşünce ve ifade hürriyetinden söz edemeyiz. Eğitimden tarıma, üniversitelerden dış politikaya kadar pek çok alanda sorun yaşıyoruz. Diğer en önemli konu işsizlik demiştim. Evet, gençlerimiz işsiz. Yine çalışmak isteyen her 4 gencimizden bir tanesi ne yazık ki Türkiye'de iş bulamıyor. TÜİK rakamlarına göre işsiz yurttaşlarımızın sayısı bir yılda 1.021.000 kişi artarak 4.157.000 kişiye ulaştı. Buna karşın gerçek işsizlerimizin sayısı ise bir yılda 1.282.000 kişi artarak 7.622.000'e ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici olan resmi işsiz sayısındaki yıllık artışın son 6 aydır her ay 1.000.000 kişi üzerine eklenmesindedir. Buna dikkatinizi çekerim. Türkiye böyle bir durumu ekonominin %4.7 daraldığı 2009 küresel krizinde bile yaşamadı. Diğer taraftan son bir yılda daha önce işi olup da işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı ise 870.000 kişi oldu. Son bir yılda tarımda işini kaybedenlerin sayısı 307.000. Sanayide işini kaybedenlerin sayısı 123.000 olurken aynı dönemde inşaat sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 538.000 oldu. Tarımda son 16 aydır, inşaatta son 14 aydır, sanayide ise son 6 aydır istihdam kaybı devam ediyor. 17 yıl önce böyle bir işsizlik yoktu. 17 yıl önce böyle bir vicdansızlık da yoktu. 17 yılda ne yazık ki buraya geldik. Şimdi gelelim dış politikadaki Amerika Başkanı'nın küstah tweetine ve sonraki mektubuna tabii ki. Malumunuz Raip Brunson olayında Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedi ki bu fakir bu görevde olduğu sürece bu teröristi alamaz. Bu ifadeleri kullandı. Sonrasında dolar 7.20 TL'yi geçti. Hemen sonrasında ise ne hikmetse Brunson apar topar tahliye edildi, paket edildi, Amerika'ya gitmesine o fakir de sessiz kaldı. Trump dün geçtiğimiz günlerde tweet atarak Türkiye benim büyük ve emsalsiz birliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yapar ise Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim. Daha önce yapmıştım ifadelerini kullandı. Kabul edilemeyen bu tweet'e ülkeyi yönetenler uzun süre sessiz kaldılar. Daha önce alıştığımız ey Amerika, ey Rusya, ey Almanya, ey Avrupa Birliği diye naralar atan Cumhurbaşkanı niçin konuşmuyor? Ey nidaları atanlar niçin bu tehdide karşı ses çıkarmıyorlar? 2 hafta önce Amerikan Büyükelçiliğine ait resmi Twitter hesabındaki beğeni için dünyayı ayağa kaldırdın. O tepkinin yarısını bile göstermediniz. Benden size bir öneri. İncirliği kapatın. Elçiyi çağırın, nota verin. Yolcu siparişi uçağını iptal edin. Askeri anlaşmaları da askıya alın. Madem o kadar ey nidaları atıyorsun, o zaman ifade ettiklerini pratiğe dök de görelim. Pratiğe dök de görelim. Bakın, yeri geldiği zaman eleştirdiğiniz rahmetli Bülent Ecevit 1974'teki Kıbrıs harekatında bu baskının 10 katını gördü ve Amerikan üstlerini kapattı. Ecevit milliyetçiliği o zaman sokak duvarlarına değil Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazdı. Değerli arkadaşlar, Sayıştay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2018 yılı giderlerine ilişkin denetim raporunu yayınladı. Başlangıç ödeneği 845 olan külliye harcamalarını katlayarak kamu kaynaklarından bir yıl içerisinde 1 milyar 648 milyon 678 bin lira bütçe kullandı. Yani öngörülen günlük harcama 8 milyon 638 bin lira. Aylık masraf
259.155.000 lira. Külliyenin harcaması. Külliyenin bir günlük harcaması 4.276 askeri ücrete denk gelmektedir. Yani 4.276 kişinin aylığına denk bir görüntüdür. Bunu çok önemsiyorum arkadaşlar. Bir başka şey, konuşmamın sonuna yaklaştığım için pas geçerek, iktidar 2020 sonunda enflasyonun %8,5 olacağı öngörüsünde bulunmuş. Bu tahmin doğrultusunda da memur ve memur emeklilerine %4 olmak üzere 8 teklif etmişti. Bir dakika şimdi. Ki Sayın Cumhurbaşkanımız 81.250 lira yükseltmiş, yani 7.000 lira zam almış. Daha kısaca ifade etmek gerekirse bunu ancak ve ancak Tevfik Fikret'in söylediği gibi anlatabilirim. Yiyin efendiler, yiyin. Bu sofra sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.